oradan çıkamayacak. Lulu ölüyor. İnanılmaz bir hasar. Öyle bir şey yok. 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5! 5'te 5! Gerçekten EVA takımı çok iyi bir takım. Özellikle Marshall ve Holy Phoenix'in oyun bilgisi gerçekten çok iyi. Ama Holy Phoenix'in benden mekanik olarak çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Oyun bilgisi fazladır büyük ihtimal. Bence Çilekler ligdeki birçok takımdan daha iyi koridor aşaması geçiriyor. Koridorları iyi oynuyorlar. Ama koridor safhası bittikten sonra ne yapacakları hakkında fazla fikirleri yok. Ya benim dikkat ettiğim kadarıyla Aurora'nın performansı biraz orta koridor oyuncuları Avenue'ya bakıyor. Yani Avenue kötü oynadığı zaman kaybediyorlar, iyi oynadığı zaman kazanıyorlar kime karşı olursa olsun. Haritanın istedikleri yerlerinde, istedikleri zaman istediği şeyleri yapamıyor Aurora. Daha çok karşı takımın cezalarını değerlendiriyor. Biz eğer iletişimimizi iyi tutarsak önceki haftalar gibi bence Aurora'ya karşı 2-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Çileklerden yeni bir şey beklemiyoruz diyeyim bu hafta. Kazanacağımızı düşünüyorum. Sanki bile biraz öne doğru atıldı ama yalnız Rogue arada yok oluyor. Holy Phoenix şimdi ultisini de kullandı. Çok az bir canlı Immortal oradan kaçıyor. Ruvelius arada Holy Phoenix neler yapıyor rakibin üzerine. Kule altında skor almaya devam ediyor EVA takım ve toplamda 3 skor almayı başardılar. Bireysel olarak zaten iyi oyuncularımız vardı. Anıl'ın gelişi de bize bayağı katkı yaptı. Beklentilerimiz zaten her zaman aynıydı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Anıl'ın gelmesi bize ekstra bir motivasyon sağladı. Şampiyonluk için daha çok çalışıyoruz. Beşiktaş'ta hep anlamadığım bir şey oldu böyle takım içinde bir sorun. Hani bunu oyuna çok yansıttılar. Bu sefer de öyle bir şey yaşıyorlar. Bu haftaya belki toparlar ya da toparlamazlar bilmiyoruz. Ama rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum Beşiktaş'a karşı. LoL TV ekranlarından Şampiyonluk Ligi'nden hepinize yeniden merhaba. 3. hafta maçlarıyla sizlerle beraber olacağız. Heyecan artmaya devam ediyor. TBF yavaş yavaş ufukta görünmeye başladı ve müthiş mücadeleler yine 2 maçlık serilerle bizlerle beraber olacak. Daha detaylı yorumlarımıza geçmeden önce hemen önce bir puan durumunu görelim. Bakalım ne durumdayız ligde, Şampiyonluk Ligi'nde. İlk sırada Dark Passage var, 10 puanı var. 2. sırada Supermassive, 3. sırada ise EVA Gaming onları takip ediyor. Alt taraftaki grupta ise Oyun for Crew ile Aurora'nın puanları eşit. Beşiktaş Oyun Hizmetleri 4 puanlı onları takip ediyor ve Team Turkuality 3 puanlı 7. sırada. Ligin son sırasında ise beklediği sezon başlangıcını yapamayan Çilekler var. Onların da 2 puanı var ve bunun da hemen ardından hemen bugün izleyeceğimiz 2 maçlık serilerin adlarını bir öğrenelim. Günlük serisinde Çileklerle HVA Gaming karşı karşıya gelirken 2. maçta ise Supermassive ile Beşiktaş Oyun Hizmetleri oynuyor olacak ve günün son serisinde de Team Aurora ile Oyun for Crew ekipleri karşılaşıyor olacak. Onlar da aynı puanda. O karşılaşmada gerçekten oldukça büyük bir heyecan olacak diyelim. Ve bugün bu maçların yorumlanmasında sizlere ben Kürşat Reganur Demirer, Oğuz Noel Dayı Avcı ve Anılcan gitarist Başaran eşlik ediyor olacak. Hoş geldiniz beyler. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ufak bir aranın ardından geri döndüm. Çok mutluyum Şampiyonluk Ligi'de. Sen nasılsın Anılcan? Biz de seni zaten özlemiştik. Bayağı bir iyi oldu. Teşekkür ederim. aslına bakarsanız geçen haftanın ufak bir değerlendirmesini de yapabiliriz. Noel Dayı, sence geçen hafta ön plana çıkan şeyler neydi Şampiyonluk Ligi'nde? Yani kesinlikle Beşiktaş'ın düşüşü diyebiliriz aslında. Takım içindeki sıkıntılar çok kötü skorlar almalarını sağladı. Oynadıkları iki maçlık iki tane seriyi de kaybettiler. Ve hemen bir çözüm bulmak için bugün bir şeyler yapmaları gerekiyordu ve onu yaptılar. Bakalım bugün neler yapacaklar, ben merak ediyorum açıkçası. İki yeni oyuncuyla da onlar yollarına devam edecekler. Dediğim gibi hani kesinlikle neşter vuruldu Beşiktaş Oyun Hizmetleri tarafında. Senin gözüne neler çarptı gitarist? Çilekler ve HVA'nın performansına da bence değinmek lazım. Çileklerin ormancısının etkisinin ne kadar büyük olduğundan zaten sürekli bahsetmiştik ki kendileri de
memnun kalmış gibi gözüküyorlar ve bunun yanında HVA takımı ile ilgili de biraz daha toparlanmış gözüküyorlar. Gerçi geçen hafta karşılarında oynadıkları takım Beşiktaş'tı. Çok biraz dağılma süreci yaşayan bir takımdı diyebiliriz aslında. Ama yine de onlar da daha güzel işler yapabileceklerinin sinyalini verdiler. Güzel bir hafta bizi bekliyor gibi duruyor. Ya, aynı zamanda aslına bakarsanız geçen hafta da bir iki sürprizle de bizi aynen karşılaştırdı. Özellikle Dark Passage'ın Çilekler karşısında aldığı beraberlik. Hemen ardından da Aurora'nın Supermassive'den kopardığı beraberlik diyelim. İşlerin biraz daha kızışmaya başlayacağını da bizlere göstermiş oldu. Tabii yeni bir yamaya geçiyoruz. Her ne kadar çok çok büyük değişiklikler olmasa da bu yamada. 6.12 yaması hakkında gitarist senin ön plana çıkarmak istediğin değişiklikler nelerdir? Tabii önce ufak tefek değişiklikler vardı. Bu Corki gibi olabilir, Syndra gibi olabilir. Syndra'nın her ne kadar çok fazla oynandığını görmesek bile Avrupa LCS'de mesela seçildiğini görmüştük. Dün Power of Evil zaten kendi çok sevdiği bir şampiyon olduğu için oynamıştı. Bizim ligimizde de mesela Immortal'ın ne kadar sevdiğini biliyoruz Beşiktaş tarafında. Belki ondan bir işte Syndra performansı izleyebiliriz. Tabii diğer taraftan eşya değişikliklerine de bakmamız gerekirse saldırı gücü taşıyıcılarını güzel etkileyen değişiklikler olmuş. İşte Ebedi Kılıçtır, bunun yanında Son Fısıltı'nın o saldırı gücü değerlerinin artmasıyla beraber diğer tarafta o Yoğumya gelen değişiklik de Lucian'ın o farklı eşya dizilimlerine yol açtı. Şöyle bir şey var onun bunlara ithafen. Kabiliyetlerde de ufak bir değişiklik aynen, oldu. Aynen tabii. Yani Horde'dan pençesi artık o can, verdiği can azaldı ama onun yerine hasar arttı. Yani takaslarda biraz da parçalayabilecek rakipler birbirlerini. Diğer tarafta saldırı gücü taşıyıcılarını çok sevdiği Savaş Şevki. Artık yetenekleri kullandığınızda iki yük vermiyor. Yine bir yük şeklinde yüklemeye başlıyorsunuz. Ve bu biraz daha uzun sürecek demek oluyor 800 yüke ulaşması. Ve 6.2 yamasında da aslına bakarsanız dediğiniz gibi pek fazla değişiklikler olmadı ama bakalım bunların vadiye bir yansımasını görebileceğiz mi diyelim ve yavaş yavaş günün ilk serisine doğru hareketlenelim. Çileklerle HVA Gaming arasında bugünün ilk iki maçlık serisi oynanıyor olacak. Çilekler söylemiş olduğumuz gibi son sırada yer alıyor. HVA Gaming'in ise 6 puanı var ve zirve mücadelesinde. Tabii iki maçlık sistemlerin ve 3 puanlık sistemlerin en güzel yanlarından bir tanesi de aradaki 4 puanlık farkın bir mağlubiyetle beraber kapanabilecek olması. Dolayısıyla takımlar genel olarak asla yarıştan tam olarak kopmuyorlar çok çok kötü bir sezon geçirmiyorlarsa. Dolayısıyla çilekleri de eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsa bu maç en büyük şansı olabilir diyelim ve bu seri hakkındaki görüşlerinizi almaya başlayalım. Yani çilekler onlar da sezona senin de dediğin gibi istediği gibi başlayamadılar. Onlar da bir değişiklik yapma gereği duydular ve bence bu değişiklik gayet yeterli oldu şu an için. Galibiyet alamıyorlardı. 2 tane bir puan koparmayı başardılar Sigma'nın gelmesiyle birlikte. Sigma gayet tecrübeli ve yetenekli bir oyuncu. Ben açıkçası takıma çok şey kattığını düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Son bir onu söyleyeyim. Leyli Nehar'ın bile performansı değişti Sigma'nın gelmesiyle birlikte. Aslında Sigma'nın takıma kattıkları konusunda seninle de hemfikiriz ama içeriden de bir görüş alalım bakalım. Çilekler takımının nişancısı Madness yeni ormancıları Sigma hakkında neler söylüyor bir izleyelim o videoyu. Sigma'yı Yükselme Ligi'nde oyun tarzını gerçekten çok beğenmiştik ve takımda gerçekten fark yaratabiliyordu. Bu bizim gözümüze çarpmıştı. O yüzden denedik ve beğendik. Şu anda da takım gittikçe daha da iyi gidiyor. Bu bizim bayağı işimize gelecek. Madness'da yani aslına bakarsanız burada Yükselme Ligi'nden bulduklarını söyledi, dinledik hep beraber. Bu da belki diğer takımlar için güzel bir örnek olabilir. Yükselme Ligi bu noktada dikkat edilmesi gereken, takip edilmesi gereken bir lig konumunda. Sözünü kesmiştim az önce Sigma hakkındaki yorumlar için devam edebiliriz. Yani zaten neler yapabileceğini bize gösterdi diye düşünüyorum. Onun dışında yani Sigma'nın gelişiyle o performansı düşük gözüken Leyli Nehar parlamaya başladı ki şöyle geçen sezonu da dahil ederek söylüyorum. Geçen yarıyı da dahil ederek söylüyorum. Leyli Nehar'ın en çok beğendiğim performansıydı geçen hafta. Bir şeyler yapmaya başladı. Bence çok etkili oldu diyebilirim bu değişiklik. Kesinlikle. Ben diğer taraftan biraz da HVA'ya değinmek istiyorum. Daha doğrusu HVA demeyeyim, ikisini beraber değerlendirmek istiyorum. Şöyle bir şey söz konusu. Çilekler sürekli artık söylüyoruz oyunun erken kısmını çok güzel oynayabiliyorlar. Ama benzer bir durum HVA tarafı için de geçerli. HVA bize geçen hafta erken safı iyi oynadığı zaman oyunu ne kadar domine edebileceğini gösterdi. Yani bugünün belki de en önemli noktası oyunun ilk 10-15 dakikası olabilir. 10-15 dakikada üstünlüğü ele geçirebilirse eğer HVA takımı çileklere karşı bir avantaj elde edebilirse çileklerin işi çok çok zor olacaktır. Bu noktada da ormancıların etkisinden zaten bahsetmiştik. Belki de en büyük iş ormancılara düşecek. Hem HVA tarafında hem çilekler tarafında. Bir diğer değinmek istediğim nokta da alt koridoru özellikle HVA takımında kötü oynadıklarında çok oyundan kopabiliyorlar ama iyi oynadıkları zaman da bu Holy Phoenix ve Wisdom ikilisi için konuşuyorum. Hani resmen show yapmışlardı. Bu arada ve
o bahsettiğin kötü oynadıklarında çok geri düşüyorlar, iyi oynadıklarında öne geçiyorlar. Bütün HVA takımı için geçerli bu arada. Aynen. Yani HVA'da öyle bir şey var. Öne geçerlerse kapatmayı biliyorlar ve kartopu etkisini çok fazla büyütüyorlar. Ama geriye düştüklerinde hiçbir şey yapamıyorlar. Moralman geriye düşüyorlar. Yani HVA etkiyi kendi kendisine ikiye katlıyor, evet, diyebiliriz aslında. İyi de olsa kötü de olsa. Aslında analizler bu kadar derinleşmişken ilk seri hakkındaki tahminlerinizi de bir almak istiyorum. Gitarist sence kim kazanır bu seriyi ya da beraberlik mi olur? Bana biraz daha HVA tarafı baskın gözüküyor. 2-0 HVA diyeceğim. 2-0 HVA. Noel Dayı? Yani Çilekler oyunun erken sıfırlarını iyi oynadığı için bir şans verebiliyorum onlara. Ben berabere biteceğini düşünüyorum. 1-1 geldi. Bakalım serinin sonunda bizler de bu tahminlerimizin ne kadar geçerli olduğunu göreceğiz. Gün boyunca unutmayın, Twitter üzerinden sizler de bu heyecana ortak olabilirsiniz. Hashtagimiz zirve yarışı ve TBF yolunda zirve yarışı kızışmaya başlarken bu hashtagle de birbirinden yaratıcı tweetleri de bize yollayacağınıza eminim. Twitter adresimizi zaten gayet iyi biliyorsunuz. twitter.com/lolespor üzerinden gün boyunca hem maç oylamalarına katılabilir, önemli takım savaşlarının videolarını izleyebilir, fotoğrafları görebilir. Kısacası buradaymış gibi heyecana dahil olabilirsiniz diyelim. Ve yavaş yavaş da sözü tabii sunucularımıza bırakacağız ama öncesinde bir Hazal'a uğrayacağız. Bakalım Hazal'ın bize söyleyeceği bir şeyler var. Sendeyiz Azazi. Teşekkürler Regarnur. Artık iki maçlık serilere oldukça alıştık. Bundan sonra da özellikle Twitter üzerinden çok fazla soru geliyor. Röportajlar ne zaman olacak diye. İki maçlık serilerin sonunda röportajlar burada gerçekleşiyor olacak her zamanki gibi. Hazi soruyor etiketiyle de bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Regarnur sendeyiz. Teşekkürler Hazi ve biz de artık yorumlarımızın, değerlendirmelerimizin sonuna geldik. Artık maç zamanı, artık önemli olan zaman geliyor ve maçı aktarması için sözü sunucularımız Johnny ve Glandal aktarıyor. Teşekkürler Regarnur, gitarist ve Noel Dayı. Güne güzel bir başlangıç yaptınız. Hem geçtiğimiz haftayı değerlendirdiniz hem de bu hafta neler göreceğiz. Şöyle bir görmüş olduk. Ben Uğur Glanölger, yanımda Caner Johnny Güngörür var. İlk 3 maçı sizlere dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız Lol TV ekranlarında. Johnny. Şeye eğlendim şimdi. Hazal'dan sonra ilk önce Regarnur'a gidiyor, sonra bize geliyor. Yani imenin ne kadar düştüğünün farkında mısın bilmiyorum ama. Şöyle kendime bakıyorum da. Yok be abi. Yapacak bir şey yok. Bazı gerçekler ortada. İstiyorsan bir takım kadrolarını şöyle bir hatırlayalım. Öncelikle maçla ilgili yorumlarımıza başlamadan önce Penki üst koridorda, Sigma Ormancıları, Leyli Neher orta koridorda, Madness Nişancı, Kognak'ta destek rolünde, Çileklilerin koçu ise Lelouch. Diğer tarafta ise HVA ekibi yukarı koridorda Marshall, ormanda Trix, ortada Hattricks, aşağıda ise Holy Phoenix'le beraber Wisdom'ı izleyeceğiz. Koçları ise Soldred. Sana doğru söyledim. Soldra. Soldra. Bak yine yanlış. Her seferinde ıskalıyorum. Soldra koçları. Önce şunu soracağım Cüneyt. Senin de bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Yama notlarını Türkçe'ye sen aktarıyorsun çünkü yani bir ekiple bir birlikte de bir kısmını. Beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyorsunuz. Ne en çok değişiklik sence? Aram. En çok etkileyecek şey Aram. O ayrı bir konu. Ama şampiyonu. Aram hayranları için çok güzel bir yamaydı. Ama onun haricinde ben en büyük değişikliğin bu kabiliyetlerin haricinde Fizz'le ilgili olduğunu düşünüyorum. Fizz'in çünkü önceki dönemde Eko'ya yapılan değişikliklere benzer bir değişimden geçti. Şöyle bir şey vardı. Suikast şampiyonları alıyorsunuz. Yetenek setlerini sabit bir şekilde tutuyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor tabii onlarda ama eşyalarını tank çıkıyorsunuz. Zaten taban değerleri yüksek olduğu için ve bekleme süreleri nispeten düşük az olduğu için. Zaman içerisinde %40'a çıkıyorsunuz zaten yaptığınız eşyalar tank eşyaları sayesinde. Onlarda öyle bir avantajı var. Ne oluyor? Hayatta kalıp hala hasar vermeye devam edebiliyorsunuz. Bayağı bir herhalde 3-4 aydan beri League of Legends'ın hikayesi buydu. Fizz değil mi mesela Fizz, örnek olarak? Eko. Bu arada ilk maçımız başlıyor. Çok hızlı bitir istiyorsan cümleni. O yüzden Fizz'deki bu değişiklik bence onun yasaklama seçim ekranındaki önceliğini birazcık daha geriye atacaktır. Geriye çekti diyorsun. Ve şimdi arkadaşlar günün ilk maçı Çilekler ve HV arasında seçim ve yasaklama ekranındayız. Brown ve Azir yasaklamayla başladı takımlar, ardından Zillion yasaklanıyor Çilekler'de. O da Shen çok önemli şu an metada. Shen bütün uzak doğunun oynadığı bir şampiyon derken bizi duydu oyuncular. Geleceği gören adam Johnny. Shen yasaklandı. Bakalım Çilekler neyle cevap verecek buna? Trabzon kalır mı? Yama hani belki çok büyük değişiklikler yok gibi görünüyor ama ne kadar seçim ve yasaklama ekranını etkilediğini görüyoruz tabii, yani tabii, ufacık tabii değişikliklerin. Kesinlikle. Mesela ormancılara çok odaklıydı. Geçtiğimiz en son geçen haftaki yasaklamalar. Bu hafta şu ana kadar ormancı hiç yasaklanmadı. Vladimir yine tabii. Kesinlikle. Son olarak ben Trundle diye tahmin ediyorum. Çünkü o da hala çok güçlü. Potansiyel bir tank tercihine karşı da her zaman iş yapacak bir şampiyon. Kırmızı taraftan belki de
yasaklamayı düşünebileceği bir şampiyon HVA ekibinin. Diğer tarafta Zirin, Vladimir ve Brown üçlüsü geldi. Azir ve Şen'den sonra bakalım HVA son yasaklamayı hangi şampiyonlar yanına kullanacak? Son 9, 8, 7 HVA. Az kaldı. Hadi. HVA ne yapacaksın? Yasakla. Elis dediler. Elis de Meta'nın herhalde en güçlü ormancılarından biri ki beni çok sevindiriyor. Bu arada Trix'e Rex'e'yi bırakılır mı? Çünkü geçen hafta Trix'in iyi performansının %90'ını ben Rex'e'yi sayesinde gösterdiğini düşünüyorum. Sigma'nın da benzer bir şekilde Kindred'la iyi performans sergilediğini söylemek doğru olur. Burada bu ben ilk rotasyonunda Rex'e'nin kilitleneceğini düşünüyorum. Yanındaki şampiyon ise birazcık daha hani... günü kurtaracak birazcık daha esnek bir karma gibi bir tercih gelebilir. Ama Ryze açıkta doğru. Ryze açıkta. Ryze artı yine senin de söylemiş olduğun gibi Rek'Sai'yi seçtiler. Trix'e aldılar. Güvenli bir seçim onlar için. Bakalım. Ryze ne kadar vakit geçse de Ryze'a değişmeyen... Ya Ryze'e ilgili değişen hiçbir şey yok diyeceğim artık. Çünkü ne zaman açıkta kalsa şampiyon bir şekilde tercih edebiliyor ve Mete'ye bir şekilde damga vurabiliyor. Aynen şampiyon. Öyle. Bir de çoğu orta koridorda oynanan şu andaki şampiyona karşı da hani gayet sağlam bir seçim Fiddle. Olması da bu noktada gözü kapalı seçtirebiliyor oyunculara. Fiddle in the middle görecek miyiz zannetmiyorum ama. Little in the middle yok. Victor'un üzerinde duruyorlar. Victor Lelinehan'ın oynadığı şampiyonlardan. Şampiyon olmasında Azir'i yasaklandı. Olan, aynen öyle. Sigma hala bir şu anda seçim göstermiş değil. Çileklerde. Bakalım şimdi. Tabii şifası var. Saniyeli. O şifa hayata çevrilecek mi eğer Victor gelirse? Hani belki de Victor almak kafasında yoktu ama bu yasaklama seçim ekranından sonra bu şampiyon olmuş olabilir. Karma da hala çok güçlü. Çok kuvvetli kesinlikle. Şampiyonlardan. Kesinlikle. Destek rolünde de oynanabiliyor. Ama şu an destek rolünde. Onu evet, biliyoruz. Evet destek rolünde. Genelde çünkü karmayı ilk tercihler arasında yapıp onu esnek bir şekilde kullanmayı tercih edersiniz. Bu arada arkadaş bronz mu? ben mi yanlış görüyorum? Biraz bronzluğu var galiba. Hafif bir bronzlaşmış. Yaz geldi. Yok ya çocuk bembeyaz çocuk ya. Evet. Diğer tarafta Jin kilitlendi tabii. Jin açıkta. Jin'in özellikle dağınık takımlara karşı çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Yani toparlanamayan birlikte oyun yapmakta zorlanan takımlara karşı çok kuvvetli bir seçim olduğunu biliyoruz. Sence çileklerde şu andaki yapılan seçimlere göre nasıl buluyorsun Jin seçimini? 3 tane gerçekten Meta'nın en güçlü şampiyonunu aldı diyebilirim. Orta koridorda nispeten hani Victor güçlü tercihler arasında iyi bir noktada olsa da Trundle'ın oldukça iyi olduğunu biliyoruz yukarı koridor şampiyonları arasında. Ve Karma'nın destek şampiyonlar arasında gerçekten güçlü bir rolü olduğunu, arasında iyi bir noktada olduğunu biliyoruz. O yüzden şu ana kadar gerçekten yasaklama seçim ekranında iyi gidiyorlar. Bakalım son iki tercih bir tanesi Caitlyn olacak mı? Tabi burada Jhin'e ulaşıp ulaşmamak da oyunun bir noktasından sonra sıkıntı oluyor. Çünkü ön saflarda Ryze sizi meşgul ederken, işte Rex'i sürekli altınızdan üstünüzden çıkarken Olaf. Thresh belki de bir ihtimal olabilir. Çünkü o Jhin'e ulaşmazsanız ön taraftaki kitle kontrolü arkasında o kitle kontrolü devam ettirebilecek bir şampiyon. Uzaktan hasar verebilen bir şampiyon ve oldukça büyük hasar verebilen bir şampiyon. Can sıkıcı olabilir. Bakalım şimdi Caitlyn'i kilitledi çilekler. Son seçimde de Kognak şu anda Nidalee'nin üzerinde duruyor. Nidalee sence bu görevi üstlenebilecek bir ormancı mı? Arkadaki Jhin'e ulaşabilecek bir şampiyon mu? Değil tabii ki. Yani uzaktan bir şekilde mızrakların tutulması gerekecek ama esas amaç burada tabii dürtme potansiyeli. Hani dikkat edecek olursak Karma olsun, Caitlyn olsun, Nidalee olsun, hatta Victor olsun hepsinin belli bir oranda dürtme potansiyeli gözüküyor şu an. Diğer tarafta da hani birazcık daha sanki hızlanma ihtiyaçları var. Yani belki Karma şu an HBA ekibinde olsa şu kadro çok daha güçlü olabilirdi. Biraz mobil dezavantaj, yani mobil olmamalarından kaynaklanan bir dezavantajları var. Kafayı oynayacaklar. Aradan çıkarmayı başaramazlarsa 5'e 5 pozisyonda. Yani Ryze kağıt uzunluğu çok güçlü bir şampiyon. Hı-hı. Ama rakipteki kitle kontrolü, özellikle Victor'un burada o çekim alanı doğru bir şekilde kullanılırsa Ryze'ın hasarını bir şekilde üstesinden gelme şansları var. Ama onun haricinde eğer HVA ekibi rakibin içine doğru girmeyi başarırsa az önce söylediğimiz senaryoda Ryze'ın, Rek'Sai'nin, Thresh'in vereceği hasarı çok uzaklardan devam ettirebilecek bir Jhin'e sahipler. Nar. Ve Nar. Nar'la ilgili şöyle bir gerçek var. Yukarı koridorda oyunun erken saflarında bence Trundle'a karşı avantajı var. Özellikle sürekli dürtmesi ve kartlayabilmesi bu noktada Trundle'ın canını sıkabilir. Ayrıca o stun'dan da kaçmak için bir mekaniği var.
O yüzden Trundle bu koridorda birazcık sıkıntı çekebilir. Hele ki Rexey'i yukarı koridora baskı kurarsa canı oldukça sıkılabilir diye düşünüyorum. Bir başka belki maça geçmeden önce hızlıca analiz edebileceğimiz noktalardan bir tanesi. İki ışınlanma görüyorum şu anda Heavy tarafında. Çilekler tek ışınlanmayla girecek gibi gözüküyorlar maça. Bir de şu an tabii Sigma'nın çarpı alması gerekiyor. Hatta o Sildar bölümün bir an önce değişmesi gerekiyor. Aynen. Bir kazay kurban 20 saniye için kaldı. Ve dediğin doğru. Ryze seçildiğinde Ryze'ın belki de takıma sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi. Rakip takımın bir tane Sildar büyüsünü aslında kilitliyorsunuz. Orta koridorda Victor'un muhtemelen tercih edebileceği Sildar büyülerin başında gelmiyor bitkinlik. Ama karşısında Ryze olunca o komboya başladığında birazcık hasarını kesebilmek için, durdurabilmek için ne yapmak zorunda? O bitkinliği almak zorunda. Tabii oyun ilerledikçe o bitkinlik çok daha büyük bir güç haline dönüşebiliyor. Çünkü doğru bir hedef üzerinde kullanılmış bitkinlik aslında tonlarca hasarın önlenmesi anlamına gelir. Ama işte koridor safhasında özellikle yan koridorlara baskı konusunda burada Ryze'ın çok büyük bir avantajı. Takımı için çok büyük faydası olacak. Bir yandan da çileklere şöyle bir baskı da getiriyor mu sence? Yani narın da olması, sürekli narın ultisinin, o öfkesinin kontrol edilmesi lazım. Yani doldu mu, dolacak mı? Şu anda ikili bir baskın gelir mi, gelmez mi? Bu da esasında ekstradan oyunda takip etmeniz gereken bir mekaniğe dönüşüyor ve hani o da bir yük getiriyor takımların üzerine. Ve arkadaşlar, günün ilk maçı, ilk serisi çilekler ve HV arasında başlıyor. İki takım da vadiye indiler ve koridorlara doğru yollarını almaya başladılar. Evet, sürpriz bir CDR büyüsü değişikliği yok. Bu arada Sigma da CDR'larını değiştirmiş. Almış. Her ne kadar sohbetteki izleyicilerimiz şu an almadı dese de son dakikalarda değiştirebiliyor tabii ki. Eşyalara bakıyorum. Enteresan bir farklı bir eşya seçimi var mı diye. Böyle bir eşya seçimi gözümüze şu anda çarpmıyor. Evet. Yukarıda Marshall Doran kılıcıyla başlamış. Yani burada bunlar farklı seçimlerle başlayabiliyor. Yani bu Doran kılıcı olabilir ya da Doran kalkanı olabiliyor. Burada Doran kılıcıyla başlamayı tercih etmiş. Yukarı koridorda dediğin gibi Doran kılıcı başlangıcı yani Marshall kafayı oynayacak. Pank'in bayağı bir canını sıkacak diye düşünüyorum. Burada orada ufak ufak bir rakip ormana görüş sağlama çabası vardı ve Sigma derin bir totem attı. Rex'in en azından nereden başladığı konusunda bir fikire sahip olacaklar o zihniyet sayesinde eğer Rex'e kendisini göstermeye karar verirse. Tabii şunu söylemek lazım. Önemli bir konuya değindim az önce. Nar. Nar son dönemlerde yeniden popülaritesi artan ve yeniden meta'ya girmeye başlayan bir şampiyon görünümünde ama geçmişten bir yana aslında Nar'ın sıkıntıları aynı. Nedir? Takım savaşları öncesinde o geni, o ulti etkinliğini sürekli iyi bir noktada tutabilmek zorunda. Yoksa takımına destek yerine köstek bile olabiliyor. Aradan çıkan minicik bir şampiyon görünümünde bile olabiliyor. Orada orta koridorda da yavaş yavaş minyon biçme festivali başladı. Holy Phoenix de orada son vuruş yaptı. Burada çilekler şu an biz aslında yokuz numarası yapıyor ama Holy Phoenix'in üzerine gidecekler mi? Wisdom üzerindeler şu an. Wisdom'ın canı çok azaldı. Bir de tutuştur gelecek mi? Hayır, tutuştur yok çünkü gelmiyor. Tutuştur alsaydı belki skorda gelecekti ama tutuştur olaydı bir. İki tane bitkinlik burada. Şimdi tekrardan bakınca göze çarpıyor. Ama tutuştur Wisdom'da, onu da söylemek lazım. Burada her ne kadar sıçrasını ve Holy Phoenix'in şifasını harcamış olsalar da ilerleyen dakikalarda bir tane ölüm cezası işleri tersine çevirebilir. Bu arada çileklerde kimse de tutuştur yok. Yani hiç tutuştur yok. Bu nasıl etkileyecek oyun ilerleyen dakikalarında göreceğiz. Görme fırsatı bulacağız. Çileklerde Madness ve Kognak esasında şu ana kadar iyi bir iş başardılar. Sürekli rakiplerini dürtüp minyonlardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama gel gelelim ki minyon sayılarına baktığımızda çok ufak bir fark da olsa burada Holy Phoenix'in önde olduğunu görüyoruz. Yukarı koridoru şimdi izleme fırsatı buluyoruz. Marshall ve Panky burada minyon biçme mücadelesine devam ediyorlar. İki tane tank çok enteresan bir olay olmayacaktır. Zaman zaman Pank'in bu şekilde Marshall'ın bu şekilde dürttüğünü göreceğiz. Oyun boyunca, koridor savaşı boyunca. Marshall şu andan itibaren rakibin iki tane yükünü almayı başardı aslında. Hattrick şimdi orta koridora ışınlanacak. Aynen. Şöyle bir baktı hani koridorlarda bir şey, özellikle ben aşağı koridora baktığını düşünüyorum. Acaba oraya gitsem bir şey yaratır mıyım ama oraya gitmesi ve karşında bir skor alamamaları muhtemelen onun koridoru tamamen kaybetmesi anlamına gelecekti. O yüzden uslu uslu orta koridora döndü. Ya bir de Tanrıçan'ın gözyaşlarının hani parası yettiği gibi geri dönüp alıp koridora dönüp artık o yüklerini bir an önce biriktirmeye başlaması lazım. Bunu Şampiyonluk Ligi'nde ilk iki haftada zaman zaman hani diğer liglerde de görme fırsatı bulduk. Bazen çok geç tamamlanabiliyor Tanrıçan'ın gözyaşlarının yükü. O da sizin o Seraph'in şefkatini kullanamamızını sağlıyor ve
O hani ekstradan kalkan gecikmesini sağlıyor ve o ekstradan kalkanın yokluğu takım savaşlarında büyük önem taşıyor. Tabii doğru bir nokta. Diğer tarafta şu an tabii yukarı koridorda son yükte kullanıldı Penki'nin o musibet iksirinden. O yüzden orada Marshall yavaş yavaş kontrol ele geçirebilir. Sigma şimdi alt koridora geliyor. Trix de orada. Bakalım buradan bir skor çıkacak mı? Trix hemen geri döndü. Kognak çünkü onu yakalamayı başardı. Yerine de mıhlıyor. Şu anda hala tüneli yok. Sigma oraya doğru gidiyor. Mızak tutacak mı? Mızak tutuyor. Sigma takipte. Trix çok güzel kesti. Oynadı orada. Çok güzel kesti. Ama Sigma bırakmıyor burada. Kırmızı işlenmesi de var. Devamı da var. Son bir vuruş gelecek mi? Sıçralar kanka. Son anda gelen tünelle orada Trix kaçıyor. Wisdom uzaklaşıyor. Müthiş oyun. İki güçlendirmeyle bir Trix'e kalıyor. Kognak sıçramasını harcamak zorunda kaldı oradan kaçmak için. Çilekler çok yakındı bu oyunu yapmaya ama HVA cezalandırmayı başardı. Ya skoru Holy Phoenix almış olabilir ama Trix ve Wisdom ikilisi müthiş oynadı. Kesinlikle. İlk pozisyonda Trix rakibinin üzerine girişini yerden çıkarak durdurdu. İkinci pozisyonda ise tam Nidalee hani o kadar yakındı ki avına. Son bir ısırmak için atladı ama havada Wisdom onu hele bir dur dedi. Bu senin ölüm cezan olacak dedi ve devamında Holy Phoenix de bu ikramı geri çevirmedi. Ve aynen, çift güçlendirme aldı. Şimdi alt koridorda işler gerçekten de çok zor olacak. Çilekler için, Madness ve Kognak için. Orada ekstradan çift güçlendirme Holy Phoenix çok daha uzun süre koridorda durup minyon kesmeye devam edebilecek. Marshall bu arada koridoruna ışınlanmayla dönüyor. Savaş çekişiyle gelmiş ki diğer tarafta sadece bir tane bot, bir tane de zırh, dokuma zırh. Yani Penki şu an kafaya doğru gidiyor ama bakalım. Evet. Orada Nidalee bir dönüşü olacak. Yaklaşıyor pozisyona doğru. Oo, Marshall güzel atladı. Şimdi Rek'Sai'yi de ormanda Sigma bu deneyecek mi acaba burayı? Şimdi mızrağı fırlattı, tutturmayı da başardı. Son noktadan. Marshall burada sıçrayıp pozisyonuna uzaklaşmayı başarıyor ama Penki'ye nefes alacak zamanı kazandırmayı başarıyor. Penki'ye nefes alacak zamanı kazandırmayı başarıyor. Çilekler orta koridorda bu arada bir takas gördük. Wisdom oraya doğru gelmiş baskı kurmak için ama diğer tarafta da Trix var. Bakalım bu üçlü bir oyun yapmayı başarabilecek mi Leylünehar'a karşı? Kognak da şu anda pozisyona yakın duruyor. Bakalım Leylünehar. O tarafın Trix'e güvenli olduğunu yakın, düşünüyor. Trix'e çok yakın. Çarp atıyor. Tüneliyle gidiyor oraya doğru. Bir de Rune Apsi üzerine skor Hattrix'e kalıyor. Çok güzel kurgulanmış bir baskı. Aynen öyle. Sigma çok geç kaldı bu pozisyona. Mızrağını fırlatıyor ama. Şöyle ki Wisdom aşağıda totem üzerinde durduğunda Lane'in kafasındaki düşünce şuydu. Tamam aşağıdan geldi o zaman yukarı çalıp güvendir. Yukarıya yakın oynayayım. Ama hayır. Esas tehlike oradaydı. Esas tehlike Trix oradan. Geçen hafta da gerçekten çok iyi performanslar göstermiş Rek'Sai'yle. Bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Bu şampiyonun bence Trix'e karşı yasaklanması gerekiyor. Evet belli ki gerçekten hakim bu şampiyona ve HVA 2-0 öne geçiyor şu anda yani 2 skor öne geçiyor daha doğrusu karşılaşmada. Aradaki altın farkına bakacak olursak da 1200'e kadar çıkmış durumda Johnny. Ve oyunun erken saflarını genelde iyi oynayan Çilekler ekibi bu kadar başta geri düşünce ne olacak derken. Bir de Kognak birazcık burada herhalde büyük sıkıntı bir dağılma şu an var şu anda Çilekler'de. Bunu acilen durdurmaları lazım. Çünkü yani Jin tam koridor safhası güçlü bir şampiyondan bahsediyoruz ama iki tane skorla başlaması hiç hesapta olan bir şey değil. Aynen öyle. Ki Holy Phoenix gibi bir oyuncunun ellerinde. Aynen. Olduğunu da hatırlatmak lazım. Hızlıca koridoru ittiriyor. Burada belki de ejderhaya yönelik bir girişim olur mu 7.5 dakika? Trix uzaktayken şu an çok mümkün değil. İlk ejderha... O yukarıda bu arada bir takas var. Önce Marshall Penki'nin üzerine doğru gitti. Şimdi stun'u da kullanıyor. Penki olabileceğini dürttü ama çok fazla minyon olduğu bir anda bu takası gerçekleştirince yarı canını neredeyse kaybetti Penki bu takas sırasında. İşte o takasa minyonların desteğiyle aslında rakibin karşılık vermesini ve Nidalee'nin de onu gelip tuzağa düşürmesini bekliyorlardı ama oradaki görüş her şeyi bozdu. Bütün planları alt üst etti. Bak ne kadar geride olduğunu şu hareketten bile görebiliyoruz. Orada iki kişiyi koridorda görmemesine rağmen hani yaklaşıp minyonu bile alamadı Madness. Evet. Ta ki Kognak gelene kadar. Yalnız Wisdom'u orada göremedi. Iskaladı o alevi. Üzerine kilitlediler. Çok güzel komboya devam etti şu anda Holy Phoenix ve skoru da almayı başarıyorlar. Üçüncü skor geliyor Holy Phoenix'e. Devamı devam ediyorlar. Gelecek. Ultisini bir, açtı. Son perde bakalım kapanıyor mu Madness için. Üçü üç, vurdu. Son vuruş. Son vuruş. Dördüncü skor Holy Phoenix'e 8.5 dakikada. Burada da bir skor oldu ve HVA şu an çilekleri dağıtıyor. Oyunun başının belki de ligdeki en etkili temsilcilerinden bir tanesi şu an HVA karşısında darma duman olmuş durumda. Yani herhalde bu maçın başında kimse böyle bir başlangıç beklemiyordu. Açıkçası
Hevia muazzam oyun yaptı burada ama Trix'e tekrar tekrar geriye dönüp o ilk pozisyondaki soğukkanlılığı ve oyununu hatırlamak lazım. Hevia şu anda aradaki farkı 3500 altına çıkarmış durumda. 9. dakikada biten bir yol mu var ya? Haritada şu an kimse de daha doğru düzgün eşya yok. Millet orada nişancı yerlerine ulaşırken orada tam eşya. Yukarı koridordaki pozisyon tekrar geliyor. Yine Trix burada olayın kahramanı olmuş gibi gözüküyor. Orada zıplatmış tüneliyle. Tanki olmuş bana sorarsan hani kafaya kafaya oynarken. Ve çok daha geliyor üstüne bir koridorda. Onice tabisi ve iki tane uzun kılıçla koridora dönerken rakibi yani neredeyse kara baltayı bitirmek üzere şu an. Haritada doğru giden bir şey yok. Johnny, yorumlamanı istediğim yine bir şey var şu anda gözüme çarpan. Şampiyonluk ligindeki belki de çoğu ormancının eksik kaldığını düşündüğümüz bir nokta. Zaman zaman analiz masasında da bunu tartışıyoruz. Trix'in ilk yaptığı eşyaya bakar mısın? Evet, önde taşı olmasının da bunda etkisi var ama zaten bu keşif taşı ne kazandıracak? Rexxei'yi almanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Meta'da bu kadar popüler olmasının en büyük sebebi şu an bu keşif taşını kullanabilen ve ayrıyetten rakibi hiçbir şey olmasa bile sırf hareket etmesinden görebilen bir şampiyon olması. Trix bence burada oyun başında aldığı ekstra altınlar, skor, asistler sayesinde bunu erken safhada bitirmiş ve Nidalee gibi oyunun başında koridorları darlamayı seven, haritayı kontrol etmeyi seven bir şampiyona karşı da bence 4-4'lük bir tercih olmuş. Bu arada Sigma'nın üzerine doğru gidiyorlar. Hatrix ultisini açtı. Runaps'i geliyor. Yüz yukarıya zıplatmayı başarıyorlar. Sigma'nın çok az bir canı var. Son bir vuruş gelebilecek mi bakalım. Bu arada Trix vuruyor. Ardından Sigma Hatrix vuruyor ve skor Hatrix'te kalıyor. Trix başladılar. Hatrix'in güzel oyununu 4000 izliyoruz. 4000 altına çıkardık. Bir de kimi tuttular? Madness'i tuttular. Madness bırakıyor. Poli'de kaldı. Poli'de kalıyor yine skor. 5-0. Şu an Poli. Ya aslında bunların çok olmasını sağlayan şey Trix'in haritayı oyunun başından beri domine etmesi. Evet, Holy 5 tane skor aldı. 2 tane Ryze skor var. Ama önemli olan burada Trix'in oyunun başından beri belki de kaderi belirleyecek şampiyon tercihi ve eşleşmede rakibinin domine etmesi Nidalee'ye karşı. Nidalee 0-2-0 iken kendisi 1-0-5. Ki dakika 10-12'nin içerisindeyiz Johnny. İkinci kuleye şu anda bu arada tekleyecek, çok tekleyecek, az tekleyecek. Kognak'ın canı iyice azaldı. Son bir vuruş gelecek mi orada? Sigma önüne geçiyor. Son anda Kognak'ı kurtarıyor. Pengi ne yaptın Pengi? Pengi ne yaptın? Canımı feda ederim. Bu skoru veririm dedi orada. Konya kafa düşecek mi? Adeta Hevia'ya. Kognak çok az bir canla kaçmayı başardı. İkinci kule düşüyor. 11,5 dakikada Hevia aradaki altın farkını açtık da açıyor ve 7000'e kadar çıktı. 7000'lere kadar geldi aradaki altın farkı. Şu andaki dağ ejderhası bence Hevia için çok önemli. Yani bu kadar öndeyken o dağ ejderhasını alıp çok daha hızlı kulelerin düştüğünü şöyle görebiliriz. Şöyle cepte bu kadar para birikmişken genelde ilk önce takımlar gidip alışveriş yapıp dönüp güç farkını açıp ondan sonra savaşmayı tercih ediyorlar. Bence doğru bir davranış. Çünkü zaten o çantada keklik, o ejderha onların. Hani o alanı başaltmadıkları sürece, çileklere buyurun gelin alın demedikleri sürece şu an Hevia'nın o konuda herhangi bir kaygısı yok. Ki Hevia'nın o ejderha çevresindeki oyunun alt tarafındaki görüş avantajı şu anda belki rejimiz de bize yardımcı olur. Totemleri gösterebilirsek, Hevia'nın görüşünü gösterebilirsek, yani mükemmel bir görüş avantajına sahip Hevia takım. Bakın evet, yani her yeri, ormanın her yerini totemlerle donatmışlar ve şu anda Sigma'nın haritanın alt koridorunda yapabileceği hiçbir şey yok. Yok. Doğru diyorsun. Zaten Sigma'nın şu an harita yapabileceği çok fazla bir şey yok. Düşününce hani kime gidip baskın verecek ki, kime yapacak? Yani öyle bir dünya yok şu an. Nereye gidecekler Johnny? Nereye gidecekler? Burada bir zincir denemesi geldi orada. Ölüm cezası tutmuyor Wisdom'dan gelen. Trix şimdi arkadan dolaşıyor. Bakalım burada bir baskın denecek mi? Sigma'yı yine buldu ormanın içerisinde. Wisdom'la birlikte Trix şu anda ormanı dar ediyor. Sigma ormana yukarı tarafına da giremiyor. Ve bakalım o Gromp'u alabilecek mi? Trix Sigma'ya kaptırmadan. Ryze de geldi yukarıya. Trix de geldi. Hatrix de geldi. Pardon, düzeltiyorum. Kognak bakalım orada. Madness'a 2 tuttu. 3 4. vurur. Son perde geliyor mu geldi. Yok oldu. Diğer tarafta Kognak düşüyor. Lane'de her takım arkadaşlarının destek vermeye geliyor ama yeterli hasarı çıkartamıyor o da. Şu an itibariyle belki de takımdaki hani en iyi noktada olan çileklerdeki kişi diyebiliriz Leylinehar için. Ama onun da oraya gelmesi pek fayda sağlamadı. Holy Phoenix kuleye vurmaya devam ediyor. Bazı maçlar vardır ya böyle maçın öncesinde olabilecek yüzlerce senaryodan bahsedersin. O olursa, bu olursa. İşte
aslında şu an onların hepsini çıkarıp böyle rafa koymamız gereken andayız. Bu kadar fazla kartuf etkisi yakalanmışken aslında yorumların hiçbir değeri kalmıyor. Çünkü burada Heavy gibi gidip Jin'e Rabadon'u alsa bile muhtemelen maçı kazanacaklar. Legionnaire'ın üzerine gidiyorlar. Şimdi yerine mınlamayı başardı onun Raps'iyle. Hatrix'i tutmayı başardı ama Trix arkasından geldi. Takım arkadaşına destek verdi ve skoru da alıyor. Hatrix ve Trix'i yine ikili oyununu izledik. Orta koridorda Legionnaire'ı da düşürmeyi başardılar. Ve yani çilekler 0-12 Johnny. Dediğin gibi yani burada yorum yapılacak noktayı geçtik çoktan gibi geliyor bana da. Kılçıksız bir oyuna gidiyoruz bu arada. Kule yok, ejderha yok, skor yok. Eğer HVA bu şekilde bitirirse maçı kılçıksız yani flawless, perfect dediğimiz bir oyun olacak. Aynen. Skorların gittiği isimler de burada çok önemli HVA tarafında. 3-0-6 Trix. 3-0-2 Hatrix. Holy Phoenix 6-0-1. Thresh'in 8 asisti var. Wisdom'ın. Şimdi bakın yani anında kırmızısını almaya çalışıyor Sigma ama o kadar çok totem var ki. Marshall geldi, Wisdom geldi. Nasıl alacak şimdi bu kırmızıyı? Hala uğraşıyor Sigma. Trix de geliyor şimdi orada ihaletle doğru kırmızıyı. Aynen Trix de geliyor oraya doğru. Holy Phoenix orta koridorda baskıyı arttırmaya çalışıyor. Sigma yakalayabilecekler mi? Sigma sıçrayarak kaçıyor. Kırmızıyı aldı ama sıçramayı bıraktı bu sefer de. Aynen öyle. Ve şu an bakalım mecra bölgesinde aslında iyi bir avantaja sahipler. Ki bu tarz çabuk çözülen maçlarda hareket kabiliyeti çok yüksek olmayan takımlar zorlanabiliyorlar. Yani çünkü çok fazla rotasyon yapmanız lazım. Alt koridora döneceksiniz, ortaya gideceksiniz, sonra yukarı gideceksiniz. EVA bunu şu ana kadar iyi yaptı, iyi başardı. Tabii çok önde olmalarının burada büyük etkisi var. Yapılan eşya tercihlerinde de botlara bakacak olursak bu da belki bunu biraz gösteriyor. Trix yavaş yavaş yaklaşıyor şu anda Kogna'a. Hop. Yok, geri döndü. Orada iki kişi bekliyor ama... Konyak hadi oradan dedi. Güzel bir oyun denemesi. Bildiğin Trix önce bir kokladı böyle bu bizden mi düşman mı? En sonunda oradan çıktı. Hem Nar'da hem de Ryze'da atiklik çizmelerini görüyoruz Johnny. Çok esasında herhalde ilk tercih olacak çizmeler değil, değil mi bu iki karakter için? Ya Ryze dönem dönem tercih edebiliyor. Nar'da ama bu çizmelerin biliyorsun bir iki önceki Yama'da birazcık daha zayıflatılmasından sonra ehemmiyeti, önemi nispeten düşmüştü ama ya bu maç dediğim gibi ne alırlar? İsterse çizme almasa isterse iki tane çizme alsın. Her ayağı bir tane popuç alsın fark etmez. Çok önde. Yani seviye olarak da baktığımız zaman her koridorda neredeyse bir seviye, en az bir seviye fark var. Yine o son perde açılıyor. Konyak. O, Konyak düşecek mi orada? Son an sıçramasını kullandı. O alanın dışına çıkınca. Holyfinks hala bekliyor. Kapat kapat. Yakıyor. Makine yakıyor ya. Tamam şimdi gidiyor orada takıl. Kapana bastı ve buradaki son dış kulede düşecek. Dördüncü kule HVA için. Bu da zor aslında. Şimdi her ne kadar HVA bu kadar önde olsa da çilekli ekibinin minyon dalgası temizleme konusunda takım olarak toplantıların büyük bir avantajı var. Hem Viktor hem Caitlyn ikisi yeteneklerini üst üste bindirip çok rahat temizleyebilirler ama HVA ekibi o kadar fazla dürttü ki bir yerden sonra özellikle Orifilik sayesinde. Oh Madness! Vuruyor minyon! Mu? Minyon! Exterminio. Exterminio daha olmadı ama Minyon'u gördük burada. Marshall'ı bir de şimdi burada 17. dakikada geldi. Bu güçlendirme 20 dakika boyunca o da keyfine bakacak. 37. dakikaya kadar haritada onun karşısında çok fazla bir şampiyonun çıkabileceğini düşünmüyorum. Altın farkı 10 binlere ulaştı Johnny. Yani açıldıkça açılıyor. Çilekler şu ana kadar oyunun gidişatına müdahale edecek pozisyonu bulamadılar. Caitlyn savaş çizmelerini bitirdi. Bu arada Madness tabii çok geride. Yani hem skor olarak hem minyon olarak. 109 minyonda, 153 minyonda Holy Phoenix 6 skoru şunu var. Şunu söyleyeceğim. Biten eşyalar bazında. Bot'a karşılık bot. Onun üzerinde birazdan Draktor'ın kılıcı bitecek. Holy Phoenix'in üzerinde. Zaten yoğunmayı bitirmişti. Caitlyn'in daha biten eşyası yok. Yani iki tane saldırı hızı, bir tane de kazma ile dolaşıyor. Hiçbir şansları yok şu an gerçekten. Gerçekten de zor. Sigma şimdi alt koridora doğru gidiyor orayı tutmak için. Bu arada Holy Phoenix'e Trix dağ ejderhasını almak için artık hamleyi yaptılar. Ya tabii hiç rakibinin bir... burada artık görüşün olma ihtimali olmadığını bildikleri oraya için. Oraya gelme ihtimali de yok çünkü zaten. Aynen. Ya belki Ezreal falan olsa uzaklardan bir ultiyle falan çalıp çalma ihtimali olabilirdi ama zannetmiyorum ya. Bu kadar görüşsüzlüğün haritada hani rakibin dominasyonu olduğu bir dönemde şu an çilekler sadece rakibin yani birden fazla hata yapmasını beklemek durumunda. Bir hata çünkü çıkarmaz, bu oyunu döndürmez.
Aynen öyle. Şimdi Holy Phoenix orta koridor. Bakar mısın? Tek başına önünde 3 kişi var ama kimse Holy Phoenix'e yaklaşamıyor. Hattrix şimdi bu arada Madness'ın üzerine doğru gitmeyi denedi. Olmadı. Sigma da oraya doğru geliyor. Lane'ler 3 kişilik bir baskın. Bakalım burada Ryze ne yapacak? Hattrix ne yapacak? Şu anda koşarak uzaklaşmaya çalışıyor. Diğer taraftan oraya doğru gelen Karma da Konyak gidiyor. Da var. Karma da var ama ilk skorunu Çilekler o almayı başardı. Kıpçıksız başta bu şekilde. Sonra hayaller şey olmuş. Bitmiş oluyor. Ama diğer tarafta 2 tane kule alırlarsa bu sefer bir tane skora karşılık evet, ekstradan bir orada para kazanmayı, altın kazanmayı başardılar ama iki kule demek şu an pek bir şanslarının kalmadığını gösteriyor. Çünkü en büyük avantajları o kulenin altındaki minyon dalganı keserek kuleleri savunmaktı. Kuleler olmayınca şu an tek sığınaktır artık merkezin içi. Çünkü dışta herhangi bir kule ve alev ejderhası çıkacak. Bundan sonraki ejderha da iyi haber değil yine çilekler için. Onlar bir bulut bekler en azından hani. Bir bulut olsa, okyanus olsa. Okyanus bile kötü çünkü rakip uzun uzun kuşatmalara geldiği sürece yenileme verdi, yenileme etkisinden dolayı. Bulut bile kötü olabilir şu anda ya, şimdi düşündüm de. Çilekler için iyi bir şey yok şu an haritada, kullandık. Kusura bakma ama gerçekler bunlar şu an. Yani çilekler herhalde artık ikinci maçı düşünmesi gerekiyor belki de ama ya belli olmaz. League of Legends arada ne farklardan biz oyunların döndüğünü gördük. Burada da her an her şey olabilir. Heyvan'ın yapacağı birkaç tane hataya bakabilir oyunun gidişatı. Ama işte o kadar büyük farklar var ki şu an. Hani Viktor'un üzerinde tamam çekirdeği tamamlamış ama rakibi Ryze'ın üzerinde iki tane asıl eşyası bitmiş. Üçüncü eşya da muhtemelen şu an hiçliğe gidiyor. Hani Ryze'ler genelde üçüncü eşya olarak eğer her şey eşit gidiyorsa son dönemlerde özellikle koruyucu melek tercih eder. Ama burada Hattrix artık böyle bir endişesi yok. Leyli kulaklığı çıkardı muhtemelen. Evet. Teslim görüyoruz bu arada. İlk defa mı? İlk defa olabilir mi acaba bir farkına varlar onlarda. E-sporcu arkadaşlarımızdan da bir teyit edelim. İlk defa teslim olan bir takım izliyor olabiliriz. Açıkçası şampiyonluk değil ama bu kadar farktan sonra zaten bununla dönmezdi. İlgili yorulup dönmezdi. Mücadele edileceğine ikinci maça burada bazı düşünmek. Bazı takımlar bunu şöyle kullanıyor. Hani birazcık da bu tip durumlarda geri dönmek için değil de hani psikolojilerini birazcık muhafaza etmek için devam edebiliyorlar. Bazı takımlar ise biz devam edersek daha çok kendimize zarar vereceğiz gibi. Çünkü ikinci bir maç var. İkinci maçta belki her şey farklı olabilir ama bu maçtan hani ilerleyen dakikalarda işte Trix'in yaptığı ufak ufak yaklaşmalar, işte rakibin dans etmeleri, önde durmaları bunlar tilt edebiliyor değil mi? Acayip tilt edebilir. Hani ikinci maça da yansıtabilir. Bunu da daha fazla yaşamak istemedi Çilekler ve ya belki de iki maçlık serilerin en büyük avantajı bu noktada ortaya çıkıyor ya da rekabeti arttıran faktörü. Şimdi ilk maçı Heyver çok büyük bir üstünlükle kazanmış olabilir ama ikinci maçta seçim ve yasaklama ekranından itibaren Çilekler eğer daha iyi bir iş çıkartabilirlerse ikinci maçı kazanıp belki de beraberliği yakalayabilirler. 3 puanın 1 puanın bile çok büyük önemi var bu sene. Şampiyonluk Ligi'nde ikinci maçta bunun cevabını alacağız. Ama bakıyorum analiz masasında Regar Nur, gitarist ve Noel Dayı yerlerini almışlar. Onlara doğru gidiyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Teşekkürler Cani, teşekkürler Glandal. Bu güzel anlatımınız için birazcık kısa sürdü ama bakalım belki günün geri kalan serilerinde daha uzun maçları izleme şansımız olur. Açıkçası Çilekler adına sorulması gereken tek bir soru, acaba plakasını alabildiler mi? Ya kendilerine neyin vurduğunu anlamadılar adeta. Ya biraz ağır olmadı mı? Yani açıkçası bence yeterince iyi bir betimleme oldu, bilmiyorum. Aslında katılıyorum sana bu anlamda ama benim değinmek istediğim nokta Çileklerin teslim olmuş olmasıydı. Çünkü hani aklımdan geçiyordu, acaba şu an Çileklerin yerinde olsaydı ne yapıyor olurdum diye. Eğer bu LCS'in veya diğer liglerin mikrofon konuşmalarını dinleyen arkadaşlar varsa onlar bilecektir. Genelde bu tarz oyunlarda takımlar oyunu mümkün olduğunca uzatıp kazanmaya çalışmayı bırakıp daha sonrasında ikinci maçla ilgili konuşup taktik üretmeye başlıyorlar. Bence şu anda Çileklerin teslim olmak yerine mümkün olduğunca az skor verip oyunu uzatabildiği kadar uzatıp ikinci maçla ilgili konuşmaları gerekiyordu. Ama büyük ihtimalle çok moral olarak bir çöküntü yaşadılar ve daha fazla da uzatmak istemediler. Zaten o bahsettiğimiz işte artık karşılıklı dans etmelere de dönünce olay yapacak çok da ya bir şey aslında kalmadı. Ben bu bilgisayarların başında bu TeamSpeak sunucularının içinde bulunan birisi olarak Dayı'ya bunu sormak istiyorum. Nasıl bir kafa yapısında oluyor takımlar o noktada? Yani şöyle bir durum oluyor aslında. Artık maçı koparamayacağını, maçı
dönemeyeceğini biliyor. Çünkü seçim yasaklama ekranında geride çıkmışsınız. Oyunun erken safhasında kazanamazsınız. Oyunun geç safhasında pek bir şey yapma şansınız yok. Karşıya baktığımızda Nar var, Jin var. Yani Rek'Sai var, oyunun erken safhasını bitirebilecek. Oyunun erken safhasında zaten Rek'Sai bir şeyler yaptı, skorlar aldı. Alt tarafa bir baktım ben, Holy Phoenix de Wisdom paramparça ettiler resmen. Ya yani. Aslına bakarsan Holy Phoenix de Wisdom şu anda izlemekte olduğumuz pozisyon. Bu belki de çileklerin son dönemki oyun karakterini güzel yansıtan bir pozisyonda. Alt koridorda agresif oyunlar. Önce oyunun başında Thresh'ten sıçrasını almayı başardılar. Jin'den şifayı çıkardılar. Hemen ardından da zamanlı bir Rek'Sai baskını geldi ama Sigma tam yerinde tam zamanda. Yani burayı aslında birazcık yorumlayabiliriz. Sanki o dördüncü dakikada oyun şekillendi gibi geliyor bana. Gerçekten böyle tam kopma noktası dördüncü dakika olur mu? Dördüncü dakika yani hani daha da anlatılacak çok fazla bir şey yok. Belki çilekler biraz daha iyi oynayan ya da en azından belki biraz şansı yaver giden tarafı olsaydı çok daha bambaşka bir oyunu izleyebilirdik. Ama zaten bahsetmiştik HVA erken oyunda avantajı eline aldığı zaman kopartıp götürüyor. Tam tersi çilekler avantajı eline alsaydı belki HVA daha fazla geri düşmeye başlayacaktı. Ki ben bir not almıştım dakika 9'da 3000 altın falan fark vardı galiba. Yani hani neyi çevireceksin? Yani... Şöyle bir şey var. Jin ve Thresh ikilisi alt koridorda çok çok kuvvetli. Çünkü Thresh'in kitle kontrolü üzerine Jin kendi de bir kitle kontrolü etkiliyor ve bir anda düşebiliyorsunuz. Bunu bize çok güzel gösterdiler alt koridorda. 2'ye 2'de skorları almaya başardılar. Jin 4-0 olunca artık durdurulamaz hale geliyor. Çünkü yeni eşya düzeni artık biraz daha nasıl diyeyim kar topu etkisine yakalanırsanız takıma taşıma potansiyeliniz hat safhaya ulaşıyor. Yani ölümüne zırh delmeniz oluyor. Düz vuruşlarınız çok fazla oluyor. Tonlarca hasar diye özetleyebilir miyiz dayı? Tonlarca hasar. Tonlarca hasar. Bunu zaten ultiyi açtığında bize gösterdi diye aynen düşünüyorum. Aynen öyle. Bir de bir sorum daha olacak. Yani sezon başından beri aslında ligde olduğu seneler boyunca bizden çokça eleştiri almış bir oyuncu. Eski ismiyle Trix Skater, yeni ismiyle Trix. Bu karşılaşmada bu genel yorumları ortadan kaldırmak adına bir performans sergiledi mi sizce? Yani bence gayet güzel işler başardı bu performansıyla. Olması gereken yerde oldu genel olarak baktığımızda hep olması gereken yerdeydi. Doğru yerde, doğru zamandaydı. Ki zaten 13 skor varken 3-0-6 falan oynuyordu Trix. Benim de orada değinmek istediğim bir başka nokta var. Şampiyonlarına birazcık aslında değinmek istiyorum. Bir tarafta Rek'Sai, diğer tarafta Nidalee tercihi görmüştük. Rek'Sai oyunda baskınlar anlamında çok daha üstün olan taraftı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2-0-2 gibi bir skoru vardı galiba ya da 2-0-3 de olabilir emin değilim. Minyon olarak 50 milyonu var, Nidalee'nin ise 70 milyonu vardı. Yani aradaki farkı değerlendirecek olduğumuz zaman Nidalee 2 defa ölmüş. Rek'Sai'nin yaptığı iş çok daha fazla. Sadece 20 milyonla kapatabileceğiniz bir fark oluşmamıştı. Evet, belki bu eşleşmede siz Nidalee olarak sadece orman kampı kesip oradan bir avantaj elde etmeye çalışabilirsiniz ama eğer karşı ormancı bu kadar kar topuna bağlayabiliyorsa takımı bu sizi tamamen etkisiz kılan, çok çok geri düşüren bir durum. Yani söylediğim yer çok bağlı, çok doğru. Kar topu etkisine yakalandığınız zaman Rek'Sai varken yani aldığınız Nidalee seçimi bir şey yapamıyor. Nidalee'nin biraz daha beklemesi gerekiyor. Orman eşyasını vesaireyi tamamladıktan sonra baskın konusunda, karşı baskın konusunda kesinlikle Rek'Sai'den daha güçlü oluyor. Diğer aynen. Tarafta koridorlara baktığınızda Viktor iki eşyadan sonra güçlenen bir şampiyon. Caitlyn oyunun erken safhasında güçlü olabilir ama 3 eşyada patlıyor. Yani bunları beklemeniz gerekiyor sizin. Beklemediğiniz zaman, takaslara devam ettiğiniz zaman alttan 6-0 bir Jin geliyor, tek atıyor size. Aynen. Onunla zaten karşılaşmak bir korku tünelinde ilk engelle karşılaşmak gibi bir durum. Öyle çığlık atıyor değil mi? Aynen öyle. Gitarist de değil aslında bu soru. Çünkü o HVA galibiyetini tahmin etmişti ama sen bir birlik bir beraberlik öngörmüştün. O tahminle ne noktadasın şu anda? Yani çilekler bu performansla devam edecekse ben de 2-0'a çekiyorum. Neyi düzeltmesi lazım peki? Neyi düzeltmesi lazım? Bir kere seçim yasaklama ekranında bence çok iyi bir iş başarmadılar. Yani Ryze çok fazla etkisi olmamış olabilir bu karşılaşmaya. Ama Ryze'in etkisi evet. Olabileceği dakikalara gelemedik ki. Yani yine de çok güçlü bir seçim. En başta bu. Diğer tarafta yani rakip seçimlere saygı göstermeniz gerekiyor. Alt tarafta Thresh, Jin ikilisi varsa... 2-2 takas yok size. Yani yok öyle bir dünya yok. Yakalandığın anda yani Konyak verdiği skoru gördük. Yakalandığı anda hiçbir şey yapamıyor. Hani sıçrası olsa dahi sıçra kullanamayacak hale geliyorsunuz o kitle kontrol etkileri sonrasında. Hadi o olmadı. Arkadan Fener'le ormancınızı alabiliyorsunuz.
Ormancı'yı aldıktan sonra zaten yine Jin etkisi burada. Jin trajediyle yere sersem yere mutluyor. Yine bir skor. Yani o koridorda olabildiğince kule altına yatkın ya da koridor değişimi yaparak oynaması gerekiyordu. Ama ve orada ilk maç içinde tabii. Şunu da eklemek istiyorum. Aslında Karma Caitlyn koridoruna baktığımız zaman menzil avantajları çok fazla. Hani hem Karma için söylüyorum hem Caitlyn için. Belki de kule altına yaslamaktansa biraz daha nasıl desem ortada agresif oynayabilirler. Bence orada biraz tecrübe farkı konuştu. Yani oyuncu farkı konuştu. Ve ilk serinin de ilk maçının da sonuna gelmiş olduk böylece. HVA Gaming seriye galibiyetle başladı. İkinci maçı da kazanıp 3 puanı hanelerine yazdırmak istiyorlar. Ama bunların hepsini tabii birazdan oynanacak ikinci maçta görüyor olacağız. Ufak bir ara rica ediyoruz sizlerden. Hemen ardından serinin ikinci maçında HVA Gaming Çilekler Mücadelesi ile sizlerle olacağız.